küfrün tahammülsüzlüğünden korkmalı insan. Kafirlerin güler yüzüne aldanmamalı insan. Onlar da var olan bu tahammülsüzlük iç yakıcıdır. O kadar rahatsızlık vericidir ki eğer müminleri tıpkı İbrahim'in babasının İbrahim'i çaresiz gördüğü gibi, eğer müminleri çaresiz üzerine gidersek haklarız bunları diye gözüne kestirecekleri gibi görürlerse, o zaman o yüzlerindeki tebessüm, o özgürlükten, demokrasiden, fikir özgürlüğünden vesaire dem vurdukları söylemlerin hepsi geride kalır. Birdenbire çullanır üzerine, yok etmeye kalkarlar. Çünkü bu onların içinde kaynayan bir tahammülsüzlüktür. Asla imana, hakka, İslam'a dair bir şeyi saygıyla karşılamaları, ne zaman saygıyla karşılar? 3-5 kişiyken ne zaman saygıyla karşılar? Etkisiz, ortalıkta görünmezken, renklilik, çeşitlilik, dünkü Avrupa öyle diyordu. Ama şimdi Müslümanların sayısı %5'leri, onları zorlayınca, belli bir sayıda artık görünür olmaya başlayınca, şimdi bunları kovalım diyorlar, şimdi bunları ortadan kaldıralım diyorlar. Bazıları daha ileri söylemlerde, dünkü Avrupa'nın Endülüs'ten kalma insanların tamamını yok ettikleri, ortadan kaldırdıkları, tek tek canlarına kıyıp imha ettikleri gibi aynı şeyleri yapalım demeye getiriyorlar. Neden? Çünkü bu bir virüs bize bulaştı ve bizi yok ediyor. Evlatlarımızı bizden çalıyor. Yahu ortada virüs yok, ortada hak var. هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعْيَا وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي Hazreti İbrahim'den, Hazreti İsmail'den, Hazreti İshak'tan bu yana, ta Hazreti Adem'den bu yana bütün peygamberlerin, bak aranızda bir sürü David'ler var, Hazreti Davud'un da zikri buydu. Aranızda bir sürü Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği dinler de Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin isimlerini biliyorsunuz. Meleklerin isimlerinden aranızda isimler var. Bunların da hepsi Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bütün peygamberler hep aynı hakikati, peygamberlerin ismi farklı olsa da hep aynı yegane tek bir ilahı ve ona karşı sorumluluğu seslendirdiler. هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعْيَا وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي Geçenlerde bir papaz Müslüman olmuş, belki çok eskiden, diyor ki Aramice'de, yani Hazreti Mesih'in kullandığı dilde Tanrı'nın ismi nedir biliyor musunuz diyor. Yani Hazreti Mesih Tanrı'ya nasıl seslendi diyor. Allah'a diye veya başka bir ifadesiyle, sesiyle Allah'ı. Bakın gidin internette Aramice sözlük var. Aramice sözlükte Tanrı'yı baktığınızda Allah kelimesini görüyorsunuz. Sizin bugün Allah diye Müslümanların Tanrısı diye küçümsediğiniz, alay ettiğiniz, kendi karikatürlerinizde şurada burada aşağıladığınız, hatta kötü şeyler yazdığınız o ifade, o kelime Hazreti Mesih'in de Tanrısının adıydı. Ve Hazreti Mesih Rabbine bu kelimeyle yakardı. Ve onun Allah Azze ve Celle'ye dair sizin şu anda konuştuğunuz yok anasıydı, yok karısıydı, yok Ruhul Kudüs'tü, kiminiz envai çeşit renkte oluşturduğunuz teslis inançlarından herhangi biri ne seslendirdi, ne kendisi yaşadı, ne de kendisinden önceki peygamberlerden, İbrahim'den, Musa'dan, Süleyman'dan, Davud'dan, aleyhim esselam, hiç böyle bir şey duymadık, bilmiyoruz. Hiçbir şey diyemiyorlar karşısında. Niye? Söylediği söz هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعْيَا وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي Resulullah'ın söylediği bu söz. Bu benim zikrim ve benden öncekilerin zikri. Ben başka bir şey söylemiyorum. İbrahim ne söylediyse onu söylüyorum. Yeni bir şey uydurmuş, yeni bir şey ihdas etmiş değilim. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerle söylediği tek şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum.
Yaradanımız, var edenimiz, göz ardı edemeyiz. Varlık olarak kendimizi içinde bulunduğumuz bu hayatta, bu varlığı var etmiş kudreti göz ardı edemeyiz, akleden varlıklarız. Hiçbir şey olmamış gibi, burada hep varmışız gibi davranıp gerçeği göz ardı edemeyiz. Yaradana karşı sorumluluk, var edene karşı sorumluluk duymak fıtratımızın bir parçası. Yaratılıştan akleden yanımızın bizi götürdüğü zorunlu sonuç. Ya akletmekten uzak duracağız, görürsek bakmamaya çalışacağız, hatta yer içersek bile o yediklerimizin, içtiklerimizin nasıl oluşup soframıza kadar geldiğini bile düşünmekten hep kaçacağız, hep kaçacağız. Kaça kaça fare gibi o delikten o deliğe, karanlıklarda, mazgallarda, yeraltı şehirlerinde ışığın sızmadığı küfrün hayatı böyle bir şey. Koca küfür hayatı, kafirin koca hayatı, bakmayın ortalıkta yaşıyorlar. Bunlar o yeraltı şehirler oluyor ya bazen, lağımların böyle dibinde, kenarında. Işık görmeden pisliğin içerisinde yaşayanların durumundan farksız. Cenab-ı Hak اَوْ كَظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ نُجِّيٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٍ. Bunların durumunu engin denizlerin altında katman katman su dalgalarının bulunduğu, üzerlerini kaplamış, üstünün de bulutlarla kaplı olduğu, İçine hiçbir ışığın sızmadığı dipte. اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ. O kadar karanlık, o kadar karanlık ki elini uzatsa لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا. Elini göremeyecek kadar. لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا. Sonra Cenab-ı Hak dedi ki وَمَنْ لَمْ يَجَعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Allah bir kimseye nur vermedi mi? Onun ne nuru olur ki? Nereden nur sağlayacak? Kendilerini nurdan böylesine kaçarak kurtarmaya çalışan, hakkı bilmekten, duymaktan uzaklaşan bu kimselerin kendilerine dünyada seçtikleri yaşam tarzı kaçmaktan ibaret. Dip köşe karanlıklarda yaşamaktan ibaret. Böyle bir hayatı müminlerle temas bile etmekten, onlarla oturup efendice konuşmaktan bile çekinen, onları gerekirse demir taraklarla katletmeye. Derlerse ki ne münasebet, biz hiç oturun konuşun rahatız diye koca dünden bugüne bir insanlık tarihi onların tahammülsüzlüğüne şahittir. Koca bir insanlık tarihinde hep müminlerin işkencelere uğratıldığı, yegane tek bir ilaha kulluk edenlerin işkencelere uğratılıp katledildikleriyle doludur ve bugün de bu gerçek değişmemiştir. Bakın şöyle dünyaya, elin adamı giymiş bazı böyle kıyafetler, kıyafetinden alakamız yok, ne giyerse giysin. Geçmiş taşın önünde yere seriliyor, geçmiş ağacın önünde yere seriliyor. Envai çeşit cemadata tapabiliyor. Dünyadaki bir renk olarak bakmışsın, benimsemiş, BM'de buna bir gün tayin etmiş, çocuklara vesaire. Hatta kendilerinden insanlar gidip de olursa, o dinlere girerse, bu çok tanrılı putperest dinlere hiçbir rahatsızlığı yok. Nitekim bazı Hristiyanlar gidip Budist oluyorlar mesela, çok da umurlarında olmuyor. Ama döner de Müslüman olursa o zaman iş değişti, o zaman mesele değişti. Dünyada hak dinden gayrına kadar din varsa bunlar birbirlerini sempatiyle karşılıyorlar. Birbirleri arasında ya siz de bayrak rengi bir sizin bayrağınız o, bizim de bayrağımız bu. Oturuyorlar, kalkıyorlar ama hakka gelince, İslam'a gelince tam bir tahammülsüzlük yeryüzünü kasıp kavuruyor.